Çok önemli bir organizasyon şu an Antalya'da gerçekleşiyor. Connect Grup'ta organizasyon. Bu özellikle Antalya'nın seçilmesi açısından çok önemli bu. Çünkü Avrupa'da uçan ya da bölgemizde uçakta mavi yolların toplandığı bir organizasyon. İşte öğrendik ki 600'den fazla katılımcı yer alıyor. Özellikle burada TAF Rapor Havalimanı'na teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonun Antalya'da yapılması son derece önemli. Çünkü biz Antalya'nın sadece yaz destinasyonu değil de aynı zamanda kış destinasyonu olması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bunun okulda tanıtılmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu organizasyonda havayolu firmalarının Antalya'ya keşfetmeleri için de bir aracı olduğu için de özellikle ben burada organizasyonun hazırlanan herkese teşekkür ediyorum. Listeye baktığımızda Antalya uçmayan havayollarının geldiğini gördük. Yani burada özellikle biz Antalya'nın neden bir turizm şehri olduğunu, biz Antalya'yı Türkiye turizminin başkenti diyoruz. Buraya geçen yıl 16 milyon insan geldi. İşte 2020'de daha fazla misafiri ağırlıyoruz Antalya'da. Antalya'nın bir turistik şehir olarak güçlü yanlarını anlattık. Antalya'nın tarihi zenginliklerini, kültürel zenginliklerini anlattık. Elbette övüp duyduğumuz otellerimiz, hizmet kalitemiz bunlardan bahsettik. 2019 yılında biliyorsunuz Antalya turizm açısından %17 büyümeyle kapattık. 16 milyon, yaklaşık 16 milyon yabancı turist sayısına ulaştık. Önemli olan bizim için 2020 yılı. 2020 yılında 16 milyonun üzerine çıkmak, onu yaparken de gelirlerimizi arttırma hedefimiz var. Biliyorsunuz Türkiye turizm gelirinin hedefi 40 milyar dolar civarında, 34 milyardan 40 milyon dolara çıkarma noktasında Antalya'nın üzerinde görev düşüyor. Bizim de bu sene gelirlerimizi %10 ile 15 arasında bir seviyede arttırmamız lazım. Yani biz hem turist sayısını arttırırken turizm gelirlerini de arttırmamız gereken bir yıla girdik. Antalya'ya 5,5 milyon Rus geldi. Türkiye'de bu rakam 7 milyondu. Almanya'ya bakarsak Türkiye'ye 5 milyon civarında Alman geldi. Bunun 2 milyon 600'ü Antalya'ya geldi. Dolayısıyla iki tane kaynak pazar hem Türkiye için hem Antalya için. Her iki pazarda da bu sene tabii büyüme hedefimiz var. Büyümemiz gerekiyor. Özellikle Avrupa pazarı bu sene çok önemli. Çünkü Rusya'da çok ciddi büyüme kaybediyor. Ama Avrupa'daki büyümeyi daha ileriye götürmemiz lazım. Sürdürebilmemiz lazım. Almanya olsun, İngiltere, Belçika, Hollanda bu ülkelerin hepsine ciddi büyüme kaydetmemiz lazım bu sene. Dolayısıyla Rusya'da yakaladığımız başarı, büyüme ivmesi mutlaka bu sene Avrupa'da da yakalamamız gerekecek. İlk fuarlara katıldık. Hollanda olsun, Belçika olsun. İç pazar fuarımız vardı. Bunlar fuarların hepsinin erken rezervasyonda çift haneli büyüme olduğunu öngördük. Ama erken rezervasyon en yoğun olduğu dönem Ocak, Şubat ve Mart ayları. Önümüzde çok önemli bir fuarımız var. ITB fuarımız var Berlin'de. Oradan alacağımız verilere göre de sezon şekillenecek. Ama genel verileri almak için Mart sonuna kadar beklememiz gerekiyor. Ya şu an tabii yani operatörün operatörü değişen büyüme oranları var. İlk aldığımız verilerde tüm pazarlarda büyüme olduğunu görüyoruz. Koronavirüsü şu an için Çin coğrafyasını etkileyecek noktada. Elbette Türkiye için Çin pazarının önemli olduğu alt destinasyonlar da var. Ama bunun için bu seviyede yorum yapmak daha çok erken. Türkiye bir turizm ülkesi. Ülkemizdeki turizm sektörüne de güveniyoruz.